Pointer'ları kullanarak satıraklara erişimi anlatacağım. Öncelikle başlığımızı yazalım. Daha sonra genel kütüphanemiz olan Include Studio Hash kütüphanesini tanımlayalım. Sonra da int main fonksiyonumuzu yazalım. Öncelikle bir struct tanımlayalım. Daha sonra bu struct'ımı etiketle beraber kullanacağım için etiketini buraya yazmak istiyorum. Yani şunu kastediyorum. Bu kısma etiketimi yazacağım. Buraya film isminde bir etiket tanımlıyorum. Bir film isminde bir struct ismi tanımlıyorum. Daha sonra etiket adım olarak da adı kısmına öncelikle char tipinde isim olsun. Ve bu 30 karakter alsın. Daha sonra da float tipinde imdb puanını yazalım. Şimdi struct film etiketime struct film struct'ımı artık buraya yazıyorum ve pointer'ı nasıl kullanabilirim? Bu şekilde pointer'ı tanımlıyorum. Artık pay pointer'ımı tanımlamış oldum. Artık benim her yerde pay pointer'ım geçerli. Daha sonra struct yapısını dizilere çevirerek kullanmak istiyorum. Yani dizi ve pointer'ı da ilişkilendireceğim burada. Tekrar film diyorum ve D dizim olsun. 3 tane de parametre alsın. Bu parametreleri de şu şekilde yazmak istiyorum. Sonra tekrar açıyoruz. Buraya ne yazalım mesela? Esaretin bedeli. Bunu yazdım. Virgül. IMDb puanı olarak da 9,1 yazıyorum. Şu içteki parantezimi kapatıyorum. Bu şekilde. İkinci indisimi yazıyorum. Bunlar otomatik olarak böyle açılıyorlar. Hani zaten DevC, Plus Lab deyince Lab'de bir anlayan bir dil değil. Bir de başıma iş çıkarıyor. Fazladan noktalı virgül falan koyuyor. Kendi kendine tribe giriyor. Esaretin bedeli yazdık. Buraya da kara şövalye yazalım. Bunun IMDb'sine de 9,0 yazalım. Bunu da yazdıktan sonra üçüncü indisimi tanımlıyorum. Üçüncü indisimi bu sefer kullanıcıdan almıyorum. Sadece kendim program içinde tanımlıyorum. Bunun ismi de ne olsun? Baba film olsun mesela. Virgül. Evet, virgül. IMDb'sine 9,0 diyorum. Şimdi şunu da düzenleyelim. Şöyle. Evet, bakalım bir sorun var mı? Evet, işlemimizi düzgün yapmışız. Şimdi bir for döngüsü açalım ve bu üçünü pay pointer'ını kullanarak struct yapıları içinde yazdırmaya çalışalım. Bunun için önce bir sayacıma ihtiyacım var. Int i sayacıma ihtiyacım var. I eşittir 0 diyorum. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağım. Öncelikle pay pointer ile d dizimi ilişkilendirmedim. Bunların ikisini for döngüsü içinde ilişkilendirmeye çalışacağım. Yani demek istediğim p eşittir diyorum. Ampersan d 0. Hani şöyle bir şey yapıyorduk. P pointer'larını dizilerle ilişkilendirirken ilk indis atamasını yapıyorduk. Burada da ilk indis ataması olan sıfırıncı elemanı atıyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra tekrar P pointer'ı küçük eşittir. Ampersand D 2 diyorum. Bunu neden yaptım? Neden böyle bir işlem yaptım? Burada aslında şunu da yazayım da tam olsun. P'mi artırıyorum. İyi mi? Her defasında artırıyorum. Burada ben şöyle bir işlem yaptım. Kontrol edelim işlemimizi. Sorun çıktı. Şurada. Şunu düzeltelim. Tamamdır. Şimdi ben burada ne yaptım? Dediğim gibi öncelikle pay pointer'ımı D dizisinin sıfırıncı indisiyle eşitledim ki bunların arasında bir ilişki olduğunu belli edeyim.
Bunların ikisini birbiriyle bağlaştırayım. Daha sonra burada D, yani D2 ne demek? 0, 1, 2, ikinci indise kadar, son indise kadar yaz demek. Sıfırdan başla, sonuncu indisin dahil olana kadar yaz. Bunu şu şekilde de yapabilirdim. Bu da programlamanın ilk konularıyla alakalı zaten. Burada ne yaptım peki ben? Aslında PayPointer'ımı bir counter değeri niteliğinde kullandım ve D dizimi de bir sınırlayıcı olarak kullandım. Yani sıfırıncı indisten sonuncu indise kadar olsun ve her defasında artsan bir değer olsun. Bu şekilde bir işlem tanımlaması yaptım. Daha sonra içinde de printf ile %s diyorum. Şuraya bir boşluk bırakalım. Virgül. PayPointer'ımı kullanacağım artık. Nokta. Adi yazıyorum. Printf'e tekrar yazıyorum. %f olsun da. Nokta 1f olsun. Virgül. Buna da PayPointer'ımı nokta imdb. IMDB yazıyorum. Her defasında alt alta gelsin diye ters slash enimi de buraya yazmış oldum. Şimdi çalıştıralım bakalım. P şu şekilde göstermem gerekiyor. Alt tire kullandım. Evet. PayPointer'larını bu şekilde gösterebiliyorum. Aslında bunu en son gösterecektim. Noktalı gösterimi kullandıktan sonra ama noktalı gösterimi algılamadı burada. PayPointer'larını gösterirken nokta işareti değil, bu işareti, ok işaretini kullanıyoruz. Bunun pointer olduğunu ifade edebilmek için. Bunun aslında pointer olduğunu ifade etmek için. Nokta değil de ok işareti kullanıyoruz. Adi ve IMDB puanını bu şekilde yazmış olduk. Orada bilerek nokta kullandım ilk başta. O yüzden hata verdi aslında. Pointer'ları struct'larla ilişkilendirirken bir pointer yapısını, tanımladığımız bir pointer etiketini struct'ta göstermek istediğimiz zaman bu şekilde ok işaretiyle göstermemiz gerekiyor. Nokta işaretiyle göstermememiz gerekiyor. Buradan da çıktığımıza tekrar bakalım. Evet, şu şekilde artık verilerimize ulaşmış olduk tek tek. Programımız bu kadar.